yaptım. Ve bu konuda sizlerin sorularınıza hazırım. Çok teşekkürler. Zaten sorun da sanırım sizin döneminizden sonra çıkmış gibi görünüyor. Son tartışmalar eşliğinde tartışırsak şu anda bir kayyum heyeti var THK'nın başında ve bu orman yangınlarıyla birlikte 28 Temmuz'da başlayan orman yangınlarıyla birlikte THK'nın uçakları tekrar gündeme geldi. Neden kullanılmadığı sorusunu bir kez de size sormak isterim. Şimdi tabii ben bunun nedenini söylemeye imkanım olmuyor. Bakın şöyle söylemek istiyorum. Önce Türkiye'deki ortamı söylemem lazım. Şimdi Türkiye'de her sene Orman Genel Müdürlüğü helikopter ve uçak kiralamak üzere ihaleye çıkıyor. Şimdi böyle olunca her sene çıkılınca kimin kazanacağı belli olmayınca dış ülkelerden de katılım söz konusu olunca Türkiye'de hiç kimse yatırım yapmıyor. Ne uçak ne de helikopter elde edip de bir şekilde Orman Genel Müdürlüğü'nün bir şekilde ihalelerine katılmak için. Sizler de takdir edersiniz. Uçaklar olsun, helikopterler olsun fevkalade pahalı. Bu kadar pahalı olan ondan sonra bir sistemi siz kurmaya kalktığınızda o zaman şöyle bir ortam olmaz mı? Yani en az bir 10 yıl bunun güvencesini istersiniz, değil mi? Güvencesi yok Türkiye'de. Orman Genel Müdürlüğü bir yerde istekleri bağlı kalıp konuma giriyor. Bir şekilde Orman Genel Müdürlüğü'nün bu ortam içerisinde bazen efendim pahalı buluyor, vermiyor. Bazen işte şartnameyi değiştiriyor, vermiyor. Şimdiye kadar Türk Hava Kurumu doğal olarak bir şekilde kendi uçaklarını muhafazaya çalışmış bir kurum. Çünkü milletin kurumu olması nedeniyle efendim işte bu pahalıydı değildi filan o konulara bakmıyor ve bunun sonucunda da bir şekilde orman yangınlarıyla mücadele için canını dişine takıyor. Onu söyleyelim. Ben şimdi 2000 yılında aldığımda Türk Hava Kurumu'nun 2 tane pilot vardı, 9 tane pilot vardı. Yangın söndürme pilotu yetiştirmek belirli şartlara tabi. Aynı uçakta 700 saat uçmuş olacak falan gibi efendim kuralları var. Öyle olunca 9 pilot yetersiz diye aynı zamanda birkaç da uçak alarak Portekiz'den takviye ettim. 19'a çıkardım uçak miktarını. 19'da pilot yetiştirdi. Tamamı işte 9'dan 19'a çıktı. 10 tane daha pilot yetiştirmiş oldu. Şimdi Türkiye'nin arazisi dağlık olduğu için, daha doğrusu ormanlarımızın olduğu yer, vallahi bu resim kalırsa bakın çok daha iyi görürsün. Şimdi bu resim lütfen, bunlar var. Şimdi dağlık ormanlık arazide zaten bizim bir şekilde çalışmamız lazım. Bu ortam içerisinde kamyonların da çok olduğu ve dolayısıyla kozalak fırlattığı bir yangın söndürme mücadelesi söz konusu oluyor. Şimdi gelelim sözlerime, sonuca. Türkiye bir defa ormanları genelde Kızılçam ormanları, bu yangınlara neden olan ormanlar, bu ormanlar Kızılçam olduğu için herhangi bir şekilde helikopter alçaktan su bırakırsa efendim pervanesinin etkisiyle kozalaklar fırlıyor. Kozalaklar fırlayınca 500 metre ileriye gidiyor ve ondan sonra orada yeni bir yangın başlıyor. O nedenle büyük uçak niye kullanmak zor? Çünkü biraz evvel bakın yangının olduğu yer vardı. Dar bir vadide ondan sonra efendim oraya büyük uçağın gidip de su atması mümkün değil. Ancak küçük uçak böyle gelecek, bir şekilde yukarıya doğru çekecek. Orada efendim tam yangının üstüne atması söz konusu. Bir de şöyle bir zihniyet var insanlarımızda. Hani çok bir yerde su taşıyan çok mükemmelmiş gibi görülüyor.
Öyle bir şey yok çünkü söylüyorum bizim arazilerimiz engebeli arazi, dağlık arazi, ormanlarımız dağlık arazilerde. O yüzden kıvrak bir uçak konumunda olmadığı için büyük uçaklar çok su taşıyanlar istenilen yere su atamıyor. Aynı şekilde helikopter de atamıyor. Helikopterlerin işte bu kozalak fırlatması nedeniyle bunların kovasıyla helikopterin pervanesi arası bayağı açıldı. 15 metre filan civarında bir noktaya kadar getirildi kozalak fırlatmasın diye. Ama ne kadar fırlatmıyor onun da tam bir şekilde söylememiz mümkün değil ama önemli olan şu var. Şimdi o da bir şekilde kovadan atılan suyun tam isabet etmemesine neden oluyor. Çünkü kova sallanıyor. Hele rüzgarlı havada kova daha da sallanıyor. Onun sonucunda efendim evet su taşıyor. Yani ne güzel ama efendim atılan su tam yangının üzerine düşmesi lazım. Türk Hava Kurumu ise yıllardan beri 85 yılından beri 1985'ten beri yangın söndürme uçakları işte var ve kullanmaya bugüne kadar devam ediyordu. Ancak 2000 efendim işte 19 yılı gelindiğinde ihaleye bir şartname değişikliği yapılıyor. 4 ton 900 litre olması söz konusu olup 5 ton olmayınca ihaleye katılamıyor. Şimdi 9 sene 10 sene işte bu en son alınan uçaklar 2009'dan itibaren alınmaya başlamış. 2019'dan 19'a kadar bu uçaklar rahatlıkla ihaleye katılmış ve yangın söndürmede çok büyük başarılar göstermiş. Hatta Arnavutluğa, İsrail'e ve Gürcistan'a bu uçaklar gönderilerek orada yangın mücadelesi vermiş. Fakat bir anda işte dediğim gibi Orman Genel Müdürlüğü'nün efendim bir şartnamesi değiştirilmesiyle bu olay meydana geliyor. Peki Onu özellikle söylemek istiyorum. Türkiye'yi yönetenler sizin kadar coğrafik yapısına hakim değil mi ki? Mesela 5 gündür süren yangınlarda Rusya'dan getirdikleri büyük uçakları kullanıyorlar. Siz diyorsunuz ki Türkiye'nin coğrafik yapısına uygun değil bu uçaklar. Efendim ben 41 sene uçtum. Ben havacıyım. Benden iyi havayı kimse bilmez. De şahıs olarak söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Yani havacılar bilir bu işi. Efendim Sizden engebeli de şüphem yok havacılar ama bilir. Türkiye'yi yönetenler bilmiyor mu da bu uçakları getirip bu yangınla mücadele etmeye Yönetenlerin çalışıyor? bilmesi gerekmiyor. Bakın Türkiye'yi yönetenlerin bilmesi gerekmiyor. Türkiye'yi yönetenlerin danışmanları olması ve bu danışmanların doğru bilgisi vermesi gerekiyor. Yani şimdi Orman Genel Müdürlüğü mü olur? Türk Hava Kurumu'ndan bilgi alınmış mıdır? Nedir? Yani yangın söndürmeyle madem ki 85 yılından beri bir mücadele veren bir kurum var ve başarılı olduğu birçok Sayın Erdoğan Korakuş'un şu anda Yok geldi geliyor sanırım. geliyor. Geliyor. Arayan oldu. Kusura bakmayın. Geliyor. 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 Kusura bakmayın. Rica Arayan ederiz. oldu. Ondan dolayı. O nedenle yani 85 yılından beri Türk Hava Kurumu olarak hem 75 yılından beri de havadan ilaçlama yapıyor. 85 yılından beri de efendim aynı zamanda yangın söndürme işiyle meşgul olan ve milletin bir şekilde ülke insanların vermiş olduğu fitre zekat kurban derisi diğer gelirlerinden elde edip de bir şekilde büyük bir yatırım yapmış olan bir kurum. Şimdi söyledim biraz evvel size Türkiye'de böyle her sene bir ihaleye katılınması söz konusu olduğunda hiçbir kimse kalkıp da hiçbir en zengin insan dahi ne bileyim ben uçak alayım da efendim bu sene katılayım falan diyemez. O yüzden Türkiye'nin son senelerde özellikle işte Ukrayna'dan Rusya'dan efendim helikopter kiralanması, uçak kiralanması söz konusu oluyor. O yüzden bizim milli olan kuruluşlarımızı kurtarmamız ve kollamamız gerekiyor. Bu konuda Türk Hava Kuvvetleri tabii devreye girmesi lazım. Sayın Cumhurbaşkanı'na doğruları bir şekilde Türk Hava Kuvvetleri anlatması lazım. Çünkü Türk Hava Kurumu'nun başında da şu anda konularla ilgili kimse yok. Yani şu anda kayyum var.
Ama kayyımın efendim bu konularla ilgili bir efendim bilgisi yok. Onun için Hava Kuvvetleri bunu devreye alıp devreye aldığında bakın Hava Kuvvetleri'nden şundan bahsedeceğim. Hava Kuvvetleri'nin 3 tane fabrikası var. Bu 3 tane fabrika efendim bu uçakların bakımını her şeyini faaliyetini sağlayabilecek konumda. İkinci İkbal Bakım Merkezi var. Kayseri'de kasa uçakları denilen ulaştırma uçakları. M400 denilen işte Koca Yusuf deniyor şimdi büyük ulaştırma uçağı, C-130 uçakları, tanker uçakları, radar uçakları, bunların hepsini elektronik harp uçakları, bunların hepsini bir şekilde ikinci İkbal Merkezi Kayseri'de tamamen bakımlarını yapıp bakın bu resim çok önemli. Buraya nasıl atacak bakayım efendim hangi efendim çevik olmayan bir uçak atacak bakın o yangın çıkan yere. Anca çevik uçak gelecek hemen efendim bir şekilde atabilecek. Onu söylemek istiyorum. Yani Türkiye'ye hem çok uçak ihtiyacı var hem karışık. Ben helikoptere karşı değilim. Helikopter de tabii kullanılmalı. Uygun şartlarda, uygun şekillerde. Yani bunun mukayesesini de yapmıyorum. Türkiye'nin orman sahası oldukça bir yerde toplu değil. Bakın işte Hatay'dan başlar. Hatta işte Güneydoğu Anadolu'nun bir kısmı doğusunda da bazı ormanlık yerler vardır. Yani bütün güney sahilleri boyunca gelir kıyılardan, oradan Ege kıyılarından yukarıya çıkar. Ondan sonra başlar Karadeniz kıyılarına. Yani o kadar uzun bir coğrafya ki bu kadar uzun coğrafyada her yerde efendim uçaklar bekletmelisiniz ve uçaklar küçük uçaklarla olmalı ki bunlar da devriye yapmalı. Bakın ben 2002'de şunu yaptım. 4 yere 16 uçağı konuşlandırdım. Nedir? İstanbul'a 4 uçak, Çanakkale'ye 4 uçak, Edremit'e 4 uçak, İzmir'e 4 uçak, İzmir'e 4 uçak. Geldim Hava Kuvvetleri Antalya'ya 2 uçak, 12 ton efendim su atan 4 uçak da Kayseri'ye. Yani Hava Kuvvetleri ile Türk Hava Kurumu 25 uçak konuşlandırıyordu. 25 uçak konuşlandırmanın yanı sıra 3 uçak da artan 3 uçak için benim işte Türk Hava Kurumu'ndan arttırdığım 3 uçak ise devamlı havada devriye geziyordu. Yani efendim yangın bir yerde çıkmış da oradan kalkayım da geleyim de söndüreyim. Pek fazla zamanınız yok. Yangına efendim ilk yarım saatte bir ton bile su atsanız o yangının sönme ihtimali var. O nedenle havada devriye gezdirdiğinizde efendim en ufak bir yerden duman mı çıktı gidiyorsunuz bu çevik uçak istediği kadar dağlık bir arazi olsun. Bakın bu resimde görüyorsunuz yani büyük uçak nereye ona nasıl bir efendim veya helikopter oraya nasıl bir şekilde su atacak kolay değil onu söylemek istiyorum. Çevik uçaklar lazım helikopter de lazım tabii ki efendim personel taşımada bilmem ne de helikopter kullanacaksın. Ben helikopter veya uçak mukayesesi yapmıyorum. Bu efendim konuda söylediğim gibi Türkiye şartlarına uygun bir şekilde bakın Avrupa Birliği'nden şimdi 3 tane uçak geliyor. Bu Sormak üzereydim. CL-315'i evet 415'i geliyor. Aynı ebatta bunlar. Bu ebat Türkiye için en büyük ebat. Bundan daha büyük efendim olduğu takdirde biraz evvel söylediğim gibi vadilere, dar yerlere giremeyeceği için büyük uçaklar attığı su boşa gidecek. Attığı su buharlaşacak. Küçük uçakla gelip en kısa zamanda yangının efendim en etkin olduğu yerde vurmanız lazım üstüne suyu yani. Yani bu üç uçakla aslında Türk Hava Kurumu'nun uçakları olan uçakların bir model üstü gelecek olanlar. Bunlarla yangınla mücadele daha mümkün olabilecek diyorsunuz Türkiye coğrafyasına göre. Tabii efendim tabii yani zaten bunu Kanadalılar özel imal etmişler. Yani hem dağlık arazide hem de büyük arazide efendim bir şekilde kullanılması amaçlı özel bir şekilde yangın söndürme amaçlı üretmişler. Yani şimdi yangın söndürme amaçlı üretilmiş bir uçak tipi var ortada ama bu konu dediğim gibi her sene Orman Genel Müdürlüğü'nün efendim açacağı ihaleye bırakılamaz. Buna hem Türkiye'nin diğer özel teşebbüsü herhangi bir yatırım yapmıyor, devlet de yatırım yapmıyor. Dolayısıyla oradan buradan uçak kiralamakla, oradan buradan helikopter kiralamakla
efendim bu şekilde bir güvenceye ulaşmak mümkün değil. Diğer bir konu daha var. Yani şunu söylemek istiyorum. Diğer konu da çok önemli. Efendim bu uçaklar veya helikopterler kiraladığınızda eğer uçmazsa az para alıyor, uçarsa daha çok para alıyor. Yani o yüzden de iyi niyet, kötü niyet bile var. Başka yabancıdan kiraladığınız hakkında. Sonra bir daha var. Genel helikopterlerle ilgili uçuş garantisi vermiş. 2000 saate yakın uçuş garantisi vermiş. Ne demek bu? Yani hiç yangın olmadı. Çekti gitti mesela diyelim ki. Ama o uçuş garantisi olan 2000 saate yakın uçuşun ilave parasını alacak. Onu özellikle söylemek istiyorum. Evet. Halbuki Türk Hava Kuvvetleri'ne verilmiş olsa, kendi malımız olsa böyle bir şey olmayacak. Kendi malımız kullanılacak. Türk Hava Kuvvetleri'ne, Türk Hava Kurumu'na da yaptığı masrafı verip bu işi, efendim, uçakları alıp oradaki, efendim, teknik personelle pilotları, efendim, bir süreliğine veya isterse daha uzun süre bu kişileri de sivil memur olarak, efendim, görevlendirebilirsiniz Hava Kuvvetleri'nde. Sizin anlatımınızla aslında Türk Hava Kurumu'nun işlevsel hale getirilmesi çok kolay birkaç adımdan oluşuyor. Son olarak sormak isterim, tartışmalar da var bu orman yangınları ışığında. Aslında birkaç yıldır da sürüyor bu tartışmalar. Sizce Türk Hava Kurumu bilinçli olarak mı böyle antikacı dükkanı, elinde uçaklar yok, düğüne gittim, bakım gerekiyor uçaklara gibi argümanlarla böyle atıl duruma getirildi? Şimdi takdir edersiniz, bakın, kayyum heyeti atandığında o kuşunun, o kurumun bir yerde uzmanı olması gerekiyor. Yani şimdi 2 senedir kayyumda Türk Hava Kurumu, kayyum başkanı konumunda kişinin kendisi, bildiğimiz kadarıyla söylüyorum, ve diğer arkadaşları havacılıkla alakası pek olmayan kişiler. O nedenle bir yerde bu, efendim, kayyum konusunda şöyle bir olay oluyor. Tabii konulara, havacılık konusunu çok değerlendirme imkanına sahip olmayanın, efendim, bir aktarması oluyor bakana, farz edelim. Bakanın aktarması oluyor Sayın Cumhurbaşkanı'na. Dolayısıyla doğru bilgiler belirli ölçüde bir yerde en üst makamlara kadar ulaşması söz konusu oluyor. Bu da tabii ki, efendim, çeşitli bir yerde yanlışlıklara sebep olabiliyor diye düşünüyorum. Erdoğan Karakuş, çok teşekkürler yayınımıza katıldığınız için. Evet. İyi günler dilerim. THK'nın eski